Selamünaleyküm arkadaşlar. 2 Şubat 2023 Perşembe günündeyiz. Köyümüzde dün yağan kar bayağı bir yağdı maşallah. Evet, boyutunu da şöyle göstereyim duvardan sonrası. Fakat dün gece kar durduktan sonra köyümüzde hafif bir rüzgar başladı. Yaklaşık 3 saattir de hızını arttırmış durumda şu an rüzgar. Şiddetli bir rüzgar var. Köyümüzde dün gece saat 10.30'dan itibaren elektrik de tek faz geldiği için şu an elektriği de kullanamıyoruz. Köyümüzde de şebeke şu an itibariyle çekmemektedir. İletişimimiz şu an sıfıra düştü. Tabii sabah saatlerinde saat 10 gibi köyün yolu açıldı. Şu an çaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Müthiş bir soğuk var arkadaşlar şu an köyümüzde rüzgarın etkisiyle beraber. Adeta donuyoruz diyebilirim. Geceleyin hava sıcaklığı ise -6 dereceydi. Bu geceden sonra -11, -12'yi bulabilir. Meteorolojinin şeyine göre internet üzerinden baktığımızda bunu gösteriyor. Tabii en iyisini şüphesiz ki Allah bilir. Her yer bembeyaz. Müthiş bir manzara var köyümüzde. Hemen hemen her gün video çekimi yapıyorum arkadaşlar. Bazen zor şartlarda çekiyorum. Bazen çok kolay şartlarda çekiyorum. Kanalıma lütfen abone olursanız çok sevinirim. Herhangi bir ücret talep edilmiyor abonelikte arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili birkaç kez telefon da aldım. Savcı Mehmet Elyos Köyü yazdıktan sonra karşınıza çıkan sayfada ismin altında kırmızı yazıyla abone ol yazıyor arkadaşlar. Onu tıklamanız yeterli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, köyümüzün meydanı. Tabii greder sabah açarken sadece yola vurup gitmiş. Meydana hiç dokunmamış. Yukarıya gitti. Eğer kepçe gelirse köyün meydanını da biraz genişlettireceğim. Açsınlar. Bayağı bir güzel. Ama tabii çok fazla kar yağmadı köyümüzde. Çok hani öyle abartılacak kadar değil. Fakat son dönemlerde mevsim değişikliklerinden dolayı bayağı bir kurak geçiyor. İnşallah bu karla beraber köyümüzde su da artar diye düşünüyorum. Kahveye gideceğim. Bakalım kahve açık mı bilmiyorum. Büyük bir ihtimal açık olabilir. Burada ayak izleri var ama yok. Kimse gitmemiş. Hiç girmeyeyim. Kahve kapalı.
İnşallah iyi çekim olur arkadaşlar. Çünkü ben ekranı hiç görmüyorum. Kar olduğu için, gözü aldığı için kar. Şu an telefonun ekranını göremiyorum. Biraz karşıya doğru yürüyelim. Her kar yağdığında, her rüzgar olduğunda arkadaşlar bu elektrik sıkıntısını maalesef ki yaşıyoruz. Elektrik şirketleri bununla ilgili kırsal alandaki telefon elektrik tellerini kapalı şekilde götürürse daha iyi olur diyeceğim, fakat adamlar o kadar sorumsuz ki kaçak biri kullandığı zaman onun faturasını bile halka yansıtıyor. Haram olsun tabii o kaçak kullananlara da. Allah o parayı yemeyi nasip etmesin. Evet, bir araba geliyor şu an. Aracın içinde telaş kıyafetli bir arkadaş gördüm. Belki elektrik için gelmiş olabilirler. Çünkü ilçemiz genelinde elektrik kesintileri yaşanmakta şu an. Dün akşamdan beri. Evet. Telaş gelmiş. Abi elektrik tek faz geliyor ha. Tek faz geliyor elektrik. He tamam. Evet, araç buradan dönüş yapamadı. Yani şu yolu açan arkadaş da o kadar sorumsuz ki, yani şuradan, şurada araç var görüyorsunuz. Acil bir şey olsa o araç oradan çıkarması en az yarım saat. Çünkü buradaki karı açmak gerekiyor. Yani şöyle şu kısımdan şöyle biraz vurabilirdi. Bu konuda maalesef ki çalışan arkadaşlara bağlı bu tabi. Kurumu genel olarak kötüleyemeyiz. Sorumsuzca yapılmış bir iş. Gördüğünüz gibi sadece bir araç geçecek kadar.
acil bir şey olsa araç buradan çıkmayacak maalesef. Ne diyelim, Allah devletimizi eksik etmesin yine. Amin. Ama tabii içinde çalışan böyle sorumsuz arkadaşları da görmesi lazım. Denetlemesi lazım. Bugün çok konuştum galiba arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.